Açınız Tahsin Paşa. Abi sen yıllarca çalışsan dahi resim yapabilecek kabiliyette değilsin. Ne yapacağız? Çalıştığın ilk tuvalde hata yapacaksın. Yenisini isteyeceksin. Boyaları denedim. Yeni bir tuval getirebilir misin? Onlar sana yeni bir tuval getirecekler. O da ilki gibi beyaz görünecek. Ben Fuat'tan sana zehir vermesini isteyeceğim. Sana küçük bir şişe verecek. O şişenin içindeki sıvıyı tuvalin üzerine dökeceksin. Ve beyaz boya akıp altından benim yaptığım resim çıkacak. Anladım. Ama Fuat Efendi neden zehirleyebilecek o şişeyi? Çünkü onun ne yapacağını görmek istiyorum. Panik yapıp kaçacak mı? Yoksa sonuna kadar gidecek mi? O yüzden Fuat bu durumu bilmeyecek. Dediğiniz gibi Urabi Efendi pek kabiliyetliymiş. Ben demiştim hünkârım. Lakin kendisini bu tür resim yapmaktan men edeceğim. Bırakınız yapsın Fuat Efendi. Urabi ne isterse istesin. Onun aklını çelenler ne isterse istesin, bu devlet her daim payidar olacaktır. Belki ismi değişecek. Belki idarecileri değişecek. Lakin her daim payidar olacaktır. Çünkü bu devlet her daim mazlumların yanında olacaktır. Dünyada her vakit mazlumların koruyucusu bir devlet olacaktır.